Ragnarok DLC'nin bölüm 2'den herkese merhabalar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ragnarok haritasındaki keşiflerimize, ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Birinci bölümde arkadaşlar Hisar'ı keşfetmiştik. Tam olarak altımızda bulunan Hisar'ı. Şimdi bölge olarak arkadaşlar keşfimize devam ediyoruz. Daha önce dediğimiz gibi Mavi Ark'ın bölgesine bir bakacağız arkadaşlar. Kuşta falan biraz hız yok. Yine umarım kısa tutmaya gayret göstereceğim. Şu alt kısımdaki bataklık olan yerden bahsetmiştik. Respawn olduğumuz yerde birinci bölgedeki köprülerden falan da biliyorsunuz. Yüzeysel olarak bakacağız arkadaşlar. Bölge olarak önümüze çıkan mağara olsun, mağaraları da keşfedeceğiz. Şimdi Mavi Ark'ın olduğu bölgeden şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Şu karşıda ufak ufak adalar var. Adalarda herhangi bir numara var mı? Yok. Sadece böyle küçük küçük minik küçük kayalıklar var arkadaşlar. Hemen gidip bakalım isterseniz. Şimdi respawn yerleri gördüm. Arkadaşlar burası inci respawnı. Ragnarok'un inci respawnı, bu adaların olduğu yer. Yanlış görmediysem girip bakacağım şimdi. Doğru mu? Evet arkadaşlar, Ragnarok'taki inci respawnı gördüğünüz bu kayalıklar. Bu suyun olduğu bölge full gördüğünüz arkadaşlar inci respawnı. Buradan inci toplayabiliyorsunuz. Tabi daha vardır. Artık da bu tepeciklerde, şöyle gördüğünüz tepeciklerde metal respawnlar var. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Dağın içine metal gömmüş adamlar ya. Enteresan. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar şu yeşil alandaki böyle katman katman, böyle kademe kademe yerler var. Buralarda bir numara var mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Beraber bakıp göreceğiz. Şimdi bölüm 2 olarak, bir de Hisar 2'de neresi var bilmiyorum. Keşfimizi yapalım, başlığımızı ona göre koyarız arkadaşlar. Sizler de zaten yabancılık çekmezsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu yamaçlarda falan da metal respawn'u falan var. Bakın şu arkamda falan metal respawn'ları var. Yani yok değil, fena değil, tamam. Şimdi arkadaşlar böyle yavaş yavaş temkinli olarak, fazla da vakit almadan umuyorum. Fazla da vakit alıp sizi sıkmadan şöyle bir bakalım. Köprülü köprülü, her yer köprü abi, köprü ya. Oradan oraya geçişler hep köprü sayesinde. Tepecikler var işte, yukarıda respawn yerleri falan. Güzel aslında, fena değil. Yalnız haritada çok hata vardı. Bakalım onlar düzeltildi mi bilmiyorum. Onlara bakıp göreceğiz. Umarım düzeltmişlerdir. Yollar falan var böyle abi, bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın karşıda yol var mesela, şöyle yol yapmışlar. Yol dolambaçlı dolambaçlı yukarılara çıkıyorsunuz. Değişik yani, enteresan yerler. Şurada bir siyah alan var. Orası muhtemelen lav olabilir arkadaşlar. Olabilir yani, neden olmasın. Enerji alalım öncelikle biz. Bakalım buralarda bir numara var mı, yok gibi. Tamam, şurası lav gibi arkadaşlar. Şu tepeye bir çıkalım. Tepede bir enerji stoklayalım. Enerjiden sonra şöyle arka tarafa bir daha göz gezdirelim. Burayı bitirelim. Bölüm 2'mizde. Sert kayalıklar, yapısal olarak yüksek yerler falan. Ama direncim 50 falan arkadaşlar. Fazla bir direncim yok. Ona rağmen de üşüme falan gelmedi. Şöyle konalım bakalım. Evet, görseldik burası. Şu karşıdaki red butonu olduğu yer çok güzel arkadaşlar. Bu arada sağ köşede fark ettiğiniz griflin var. Onun teyimini de yapacağız arkadaşlar. Onu da halledeceğiz, arada çıkaracağız. Bu yüksek yerlerde çıkıyor zaten bu griflinler. Dürbünüm yok, o yüzden bakamıyoruz. Oo, bakın şurada şeyler hala var. Oo, harita çok güzel arkadaşlar. Şimdi enerji tamam. Şu gördüğünüz bir adet griflin, kartal karışımı, yarım mantikor karışımı falan bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Mantikor gibi dört ayaklı bir kartal. Kafa kartal. Görüyorsunuz değil mi? Kafa kartal, yani vücut da kartal ama kuyruk falan pek kartallı bir kuyruk değil. Ejderin kuyruğuna benzer, böyle bir şey, melez olmuş. Şimdi bu yamaçlara bir bakacağız arkadaşlar öncelik olarak. Yamaçlarda bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor ama şöyle bir tabi dolaşmakta fayda var. Bizi takip ediyor mu daha? Aynen. Et bakalım et. Ben seni sonra bir halledeceğim. Şimdi bölgesel olarak öncelik olarak arkadaşlar bölümümüzün önceliğini keşif olduğunu söylemiştim zaten. Keşif yapacağız.
Daha sonra haritaya özel birkaç tane hayvan var. Mesela bir tanesi şu bizi kovalayan griflin. Bir tane buz ejderi, ateş ve buz karması melez bir ejder var sanırım. Öyle hatırlıyorum. Artı bir tane de buzul mağaralarında çıkan bir ayı var arkadaşlar. Buz ayısı mı diyeyim, buzul ayı mı diyeyim? Kış uykusundan uyanmış ayı mı diyeyim bilemedim de. O tarzda da bir ayı var. Ona da bakacağız. Deyimlerini falan yapacağız. Şimdiki önceliğimiz söylediğim gibi bölge olarak keşif. Bakın böyle. Enteresan enteresan yerler var ya. Kanyon gibi böyle küçük küçük. Değişik değişik yerler yani. Tepelerde vahşiler, altlarda piteler falan. Burası erozyona uğramış toprak kayması veya sel kaymasından oluşmuş bir bölge. Yine bir dinozor kemikleri mevcut. Kurumuş ağaçlar var. Mağara tarzında bir atmosfer yaratmışlar ama ya yapmışlar ama yaratmak demeyeyim yapmışlar ama bilmiyorum. Şöyle bir kafamızı sokup bakalım mı arkadaşlar? Şöyle bir gümüş gelir mi? Yok. Bakıyoruz. Aa, kurtlar buradaymış. Sırtlan mı diyelim, kurt mu diyelim, onlar burada arkadaşlar. Burası aynen bir toprak kayması, bir helezyondan oluşmuş bir bölge. Farklı bir atmosfer olmuş, güzel olmuş. Arının ne işi var onu bilmiyorum. Arı var burada. Çıktılar mı? Geliyorlar. Şimdi arkadaşlar burayı böyle bir dolaşıyorum. Karşıya kadar mavi alan, bu yeşil bölgeyi, mavi arkın olduğu bölgeyi gezeceğim. Ondan sonra diğerine geçeceğiz. Muhtemelen de kışla geçebiliriz. Emin değilim. Şimdi bakın burada zaten buzuldan yapılar var. Şeyler var. Buzlar var. Buz parçalanması falan var. Aa, burası ayrı bir olay arkadaşlar. Mavi buzul. Oo. Şimdi buranın da mağarası var arkadaşlar. Bakın bunların da mağaraları falan var. Onlara da gireceğiz. Onlara da bakacağız tabii ki. Mağaranın girişlerini falan da söyleyeceğim size. Allah korku verdi ya. Yapma yapma yapma. Sıkıştık. Yutranus varmış aşağıda görmedim. Neyse, Yutranus'tan kaçacağız. 11 saniye sonra tabii ölmezsek, ikinci pitemizi kaybetmezsek arkadaşlar bakacağız. Tamam, 3, 2, 1. Nereden gördü o bizi ya? Bir korku daha yemeden arkadaşlar şuradan sessizce uzaklaşalım. Ben hiç görmedim ki nereden geldiğini. Neyse. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Şimdi konumuz o değil. Buzul mağaraları değil. Mavi Ark civarındaki bir keşiften bahsettiğimiz için buzula gelmeyeceğiz. Mavi Ark'ın olayını bitirdikten sonra buzula geleceğiz arkadaşlar biz şimdi. Görsellik böyle. Güzel. Şu yeşil alandaki mavi arkın buralara bakacağız. Tabii gözümüzden kaçırdığımız birçok şey olabilir. Ondan şüphe yok. Çünkü oynamadığımız bir harita olduğu için gözümüzden birçok şeyi kaçırmışızdır. 10, 2, 2, 4. Ondan şüphe yok. O kısımları siz yorum atarsanız arkadaşlar ben de bakıp inceleyebilirim. Burada yine bir aynı şekilde bir göl var. Buz gölleri falan vardı. Böyle buzmuş göller falan vardı. Hala var mı bilmiyorum da. Ha bak bir yapı var arkadaşlar şurada. Vay canına. Böyle yerlerde genelde mağara olur ama yok burada yok. Tipinden belli. Enteresan. Güzel. Fena değil. Şurada bir yapı var. Yıkılmış eski yapı muhtemelen sandık çıkabilir. Sandık çıkarsa açarız. Bakın sandık var arkadaşlar. Açmayalım ya da server üzerinden açarım ben onlara. Level veriyor onlar biliyorsunuz. TP'yi kasmak için farklı bir yöntem. Evet böyle bir yapı ortada. Muhtemelen burası balık tutmak için çok ideal bir yerdir. Evet. Peki o halde suya girip baksak mı? Bir numarası var mı diyeceğim. Ne dersiniz? Suya bakalım mı arkadaşlar? Şöyle bir yakın çekimden. Yıkık yerler falan var. Tamam arkadaşlar. O zaman şuraya bir bakalım. Zaten şu an keşif yaptığımız bölgelerden bir tanesi burası. Böyle bir pasif de atalım ölmesin. Aramayalım. Şimdi şuraya bir bakalım arkadaşlar. Umarım pirana yoktur. Umuyorum.
Fena değil, fena değil. Oo. Abi bir tane de kutu burada var. Alma abicim. Kutularda arkadaşlar kutu olayını biliyorsunuz. Kutularda bilgilendirme notları çıkıyor. Peki bunlar şey mi? Görsellik mi, kutu mu? Çünkü birden fazla çıktı. O yüzden bir tanesine bakacağım. Yok arkadaşlar, bu şey değilmiş. O bilgilendirme mesajlarından değil. Evet. Kesinlikle değil. Bunlar haritaya verilmiş biraz görselliğe yönelik şeyler. Şu tepedekine bakacağım. O da mı aynı şekilde? Şuna bakalım. Yapı hasarı falan veremiyoruz. Başka bir numarası var mı bilmiyorum. Onu da aynı şekilde bilenler arkadaşlar varsa yorum atabilirler. Şimdi burası, bu göl çok iyi ya. Balık tutmaya çok ideal bir yer. Balık tutmadaki şeyleri biliyorsunuz. Daha önce de balık tutma hakkında birkaç kayıt atmıştık. Çıkan itemler falan da belli arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Geçen bazı arkadaşlar balıktan paraciğerin 330'luk zırhının çıktığını iddia ediyorlardı ama onlara kahkaha attım. Öyle bir şey yok. Tamam. Saçma sapan böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Onu da Gamepedia sayfasından bakabiliyorsunuz. Balıktan neler verdiğini, oltanın neler verdiğine bakabiliyorsunuz. Şimdi bizim o konu değil. Konumuz o değil. Şu yapıyı bir keşfedelim. 10 dakika falan. Tamam, burası böyle arkadaşlar. Buraya balık tutmaya özel bir yer gibi geldi bana. Onun gibi bir şey. Junior'ımızı bir çağıralım. Şimdi arkadaşlar bölge olarak burası bu şekilde gibi gördük ama tabii yine de araştıracağız. Şimdi mavi arka doğru şöyle hafiften gidelim. Taret yok, o yüzden kafa rahat. Bu şekilde göller var. Tamam. Güzel, fena değil abi. Şurada ufak kötü küçük bir kanyon var. Bunun olayı nedir? Örümcek ağına benzer yapılar var arkadaşlar burada. Oo, bakın burası farklı bir atmosfer. Aynen, burası farklı bir atmosfer. Şöyle burayı da bir göz atalım. Yine mi arı yuvası gördüm ya? Aynen, bu arı yuvası. Ne ayak ya? Her yerde arı yuvası var abi. Şeyde Redwood'da vardı. Değil mi? Enteresan. Burada birkaç adet sütun var. Eski yapılardan kalma sütunlar var arkadaşlar. Bu sütunlar ve yapıların orada. Genelde yapıların orada arkadaşlar, biliyorsunuz. Kutular çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim kutular böyle yapılardan çıkıyor. Search'ta da böyledir. Island'ta da böyledir. Center'da da böyledir. Bu hep böyle, hiç değişmez yani. Öyle kenarda köşede bulamazsınız bunları. Evet, en sevdiğim manzaralardan bir tanesi bu. Bu şekil, bu manzara güzel. Kanyonlar böyle. Böyle kanyonlar var. Oo, bayağı iyi, bayağı iyi. Muhtemelen buralarda mağaralarda var arkadaşlar ama bilemiyorum yani, denk gelir miyiz? Yerlerini bilmiyorum. O alfa grifli mi? Olaya bak abi ya. Griffin cennetine düştük ha. Görüyor musun ya? De onlar bizi görmezse iyi olur tabii. Bir tane de kolosal var. Griffinler sanırım buralarda çıkıyor. Anladığım kadarıyla. Yüksek yerler zaten, dediğimiz gibi öncelik olarak yüksek yerlerde Griffinler çıkıyor. Respawn yerleri öyle ayarlanmış. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Buralar böyle komple şelale abi. Her yer şelale. Köprüler falan var böyle. Sağa sola giden köprüler var ama bağlantılar falan güzel. Bağlantıların sonunda ya mağara ya durup falan böyle. O tarzda yerler yapılıyor genelde. Ark'ın oyundan anlayış tarzı bu yani. Bir yol varsa abi o yolu takip et. Muhakkak bir yere çıkar yani. Bakın. Bu suda şu ileride inci respawn'u gördüm yine sanırım. Vardan hafiften gece oluyor, oldu. Şu suyun içinde de inci var arkadaşlar. Doğru mu görüyorum? Aynen, kesinlikle. Şimdi burası da aynı şekilde.
indie respawn'ıymış ama tabi şu anında ilgilenmiyoruz. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar, şu köprünün olayı neymiş, bağlantısı neymiş. Çık abicim, enerjimiz bitmeden. Tamam. Ha, bu ikinci kale arkadaşlar. Yalnız biz oradan oraya oradan oraya geçerken mavi arka gidecektik abi. Biz gene kışlığın olduğu yere geldik ve şelale cennetine geldik yani. Bir arkadaş da girmiştik biz kendi serverımızda Ragnarok'a. Orada aslında bu kayıtlar şu an hazırlamıştım ben arkadaşlar. Fakat çoğu yapıya giremedik. Base yapmışlar, kule koymuşlar, taret yapmışlar falan. O yüzden ben lokale gelip tekrardan bakmak istedim. Yani bakma ihtiyacı duydum. Şu ejder arkadaşlar yeni. Bu ejderi. Şimdi elektrik var, biliyorsunuz. Ateş var, zehir var. Bu buz ejderi arkadaşlar. Güzel bir şey ya. Buz ejderi ve Griffin'i ilk bölümde gördük arkadaşlar. Hadi bakalım, gözünüz aydın. Şimdi o halde madem burayı gördük arkadaşlar, şöyle bir ejder bizi görmeden. Çünkü Pit'in hızı yok, artı fazla adam akıllı bir şey değil. Level'ı falan yüksek ama startlar çöp. Şuraya bir göz atalım arkadaşlar. Yapısal olarak fena değil. Şimdi şu saati 9.30'a almayı arkadaşlar göndermişti. Tamam. Gamma'yı düşürebiliyor muyuz ya? Gamma 1. Çok mu olur? Çok olmuş. Evet arkadaşlar. Şöyle 1.5 yapalım. Rengin ortasını yakalayalım. Şimdi harita bu şekilde arkadaşlar. Şelale cenneti. Cennet şelaleleri desek daha iyi. Ya her yerde kemik var, dinozor kemiği var. Bu haritanın başına ne gelmiş önceden bilmiyorum. Baksana abi. Vay canına. Görsellik güzel ama değil mi millet? Bayağı keyifli yani, görsellik çok güzel. Şu yukarıya bir çıkalım, şöyle hafiften bir yüksekten bakalım neymiş olay. Ha, şurayı hatırlıyorum ben, bunun üzerinde sudan bir yapı var arkadaşlar, su var. Gölet gibi böyle içeri doğru gidiyor. Tabi atlayıp bakacak mıyız? Bakacağız. Niye bakmayalım? Değil mi? Konalım abicim, şuraya bir atlayıp bakalım. O drop bulduk arkadaşlar. Eser var. Ragnarok'taki bir eser buradan çıktı. Hadi bakalım. Ne eser acaba? Bilmiyorum. Düzenbazın eseri buradaymış arkadaşlar Ragnarok'un. Onu da görmüş olduk. Başka bir olay var mı? Başka drop falan yok herhalde arkadaşlar. Yok. Ha, bu beni takipte miydi ya? Neyse. Evet, düzenbazın eseri bura arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Aynen, tamam. Şimdi biz oradan geldik. Aa, şelalelerin akma şekli falan bayağı iyi. Şelalenin kaynağına gidelim o halde. Hanımlar beyler. Şu şelalenin kaynağına bakalım. Burası çok güzelmiş. Cidden burayı sevdim. Hisar da güzeldi tabi ama bu şelaleler baya baya güzel. Görsellik olarak falan 10 numara, öyle söyleyeyim yani. Base yapımı açısından da baya güzel yerler var. Kule şeklinde yapılabilecek yerler. Yerden ulaşımı olmayan base'ler yapılabiliyor. Tamamen hava savaşlarına ideal. Tanklanacak, mecburen tank yapılabilecek base yapılmaz tarzı çok burada. Gördüğüm kadarıyla. Ama güzel yani. Şimdi burada vahşi hayvanlar var. Evet, böyle de bir göl var arkadaşlar burada yine. Sular toplanıyor, buradan aşağıya akıyor. Aşağıda bir büyükçe bir şelale görüyorsunuz zaten. O da okyanusa bağlanıyor muhtemelen. Evet. Burası Redwood mudur? Pek benzetemedim ama bakacağız Redwood alanı nasıl ayarlanmış. Çünkü Redwood'un ağaçları kırılmıyordu biliyorsunuz. O bakın, burada da köprü var. Oo, güzel güzel. Aa, aşağıya baksana ya.
Şimdi biz yüzeysel bir keşif yapıyoruz arkadaşlar. Yani genel olarak burada bu var, burada bu var deyip gidemiyoruz. İşin o kötü tarafı var. Bazı şeyleri bilmiyoruz şu an. Öyle işin kötü tarafı var. Şimdi bu köprüden geçeceğim ben arkadaşlar. Mavi arka gideceğiz. Bu bölge tamamen bitmiş olacak. Mavi arka kadar gideceğiz. Muhtemelen bölümün adı da Cennet Şelalelerim olur. Şelale cennetim olur artık bilemiyorum. Bayağı güzel ya. Şelale olayı 10 numaraymış. Hisar bizim sağımızda kalacak muhtemelen. Bakın burası falan. Burası karşıda da şelaleler. Aynı şekilde. Alabildiğine şelale var arkadaşlar. Her yerde şelaleler. Ptera'nın respawn çok fazla yerlerde. Bunlar muhtemelen easy respawn yerleri arkadaşlar. Hard veya medium respawn yerleri değil. Karakterler için değil, oyuncular için değil. Buralarda hayatta kalınabilir. Fena değil ya. Güzel yani bence. Fena değil, bir başarılı bir harita. Fakat asıl buglar arkadaşlar. Şeyde çok buglar görmüştüm ben. Adını siz getirin. Redwood diye hatırlıyorum. Bir de şey. Siyah bölge var. Lavun olduğu yerde falan. Orada birkaç tane büyük buglar vardı. Onlar giderildi mi bilmiyorum tabi. Şimdi ona da bakmak lazım. Ona da bakacağız. Haritanın böyle belli yerlerinde çizgi gibi, ip gibi yerler var. Açılar çok kötü. Yani pastel boyayla boyasan daha renkli olur. Öyle söyleyeyim. Şuradan. Geçebilir miyim? Dur şuradan bir geçelim. Şimdi şuradan bir deneyeyim arkadaşlar. Lan çıkart onu, çıkart paletle geçtim oğlum. Haydi bakalım. Ya geçiliyor abi. Oo. Güzelmiş. Ha, güzel. Fena değil arkadaşlar. O beni duyar mı oradan? Duymaz herhalde. Geri gideceğiz hadi bakalım. Ay güzel ama değil mi? Ağaç falan. Yıkık ağaçtan ulaşım sağlamışlar. Hayvan geçer mi bilmiyorum. Denemek lazım. Şu an bende hayvan olmadığı için deneyemiyoruz tabii haliyle. Ama güzelmiş. Güzel. Fena bir değişik bir şey olmuş. Şunu da deneyelim o zaman. Hayvanımız yok ama pitemiz var. Güzel de geçiliyor arkadaşlar. Hayvan da geçiyormuş demek ki buralarda. Neyse. Güzel arkadaşlar. Fena değil yani bakın. Şimdi Griflinlerin respawn yerinin olduğu yerden sağa gideceğiz. Mavi arkanın olduğu yer komple bitmiş olacak. Şelalelerin olduğu yeri gördünüz arkadaşlar. Orada muhakkak mağara falan vardır ama ben bilmiyorum. Güzel ya. Bitki örtüsü falan fena değil. Şu sis olayını son güncellemelerde bayağı abarttılar ya. Bu sis falan, özellikle center'da bir sis geliyor abi, göz gözü görmüyor ya. Dağıldı bak. Sesimi duydu sanki, sis gitti. Burada daha büyük köprü de varmış aslında. Odundan geçmeye gerek yokmuş. Şimdi Ragnarok olayı böyle arkadaşlar. Şu griflinlerin oradan uçmadan önce şunlara bir daha bakalım. Kaç tane var abi? 2, 4, 5 tane griflin var. 6 tane. Yani güzel. Şu karşıda kartallar, önümüzde griflinler, arkamızda cennet şelaleleri. Tamam arkadaşlar, 20 dakikayı geçmişiz yine ama şöyle bir sağdan dolaşıp mavi arka geçeceğim. Mavi arka sonlandıracağız arkadaşlar. Ondan sonra kışlığa gideceğiz. Kışlıkta bildiğim bir tane mağara var. Oraya gireceğiz. Hala duruyorsa tabii. Oraya girip çıkacağız arkadaşlar. Sonlandıracağız. Bir sonraki bölümde muhtemelen yeni yerleri falan keşfedeceğiz tabii ki. Şimdi burası bataklığı andırdı bana. Aynen. Bir tane de burada bataklık var arkadaşlar. Ama bu bayağı büyük bir bataklık. Bizim gördüğümüz bir önceki şeydi. Hisarın etrafında su vardı. Eskiden hani böyle hisarın etrafına kuyu kazarlar da böyle timsahlar falan filan olur ya.
Onu andıran bir şey olmuş yani. Ona benzer bir şey olmuştu, öyle söyleyeyim. Evet, bataklık arkadaşlar burası da. Koordinat olarak da zaten 45'e 18 falan o civarda bir yerde yani. Fakat burası mağaraya çok uygun bir yapı olarak geldi bana ama vardır da belki de, bilemiyorum. Burası ne? Burası da mı bataklık? O aynı. Güzel. Ya burnumu kaşımaktan süremiyorum ki bak. Ha, X bitkileri falan var abi. Aa, bataklık ağaçları daha güzelmiş ama şimdi. Center Island'da mı bataklık ağaçlarının kökleri daha falan bir dışarıda, bu daha bir güzelmiş yani. Vay canına. Güzel. Göz gözü görmüyor, ayrı konu. Şuradan mı çıkabilir miyiz şöyle? Thanks. Şuraya bakalım. Şöyle etrafı dolaştık sanırım arkadaşlar. Aynen dolaştık. Tamam. Güzel güzel, fena değil. Şimdi arkadaşlar şu karşıdan geldik. Burası komple bataklık. Şu ilerisi de çöl mü acaba? Bakabilir miyiz? Arka sonu mu olacak? Çöl mü olacak bilmiyorum. Enerjimiz var. Şöyle bir bakalım. Su mu bu? Su arkadaşlar. Yalnız görsellik daha bir kahve kumu andırdı bana ama burası okyanus, tamam. Onu da çözmüş olduk. Şimdi biz mavi arka doğru gidiyoruz. Mavi arka kadar komple burası bitmiş olacak yani. Bir bölgeyi komple bitirdik arkadaşlar. Fakat bataklık ağaçları sadece burada bir seyreklik var. Onun haricinde yok. Bakın burada da bir eski yapı var bataklığın üstünde, içinde. İşte burada arkadaşlar kutu verir. Muhakkak kutu verir burada. Yapıdan belli ediyor kendini zaten. Tabi Ragnarok'a koyuldu mu bilmiyorum kutuyu. Vay. Vay canına. Güzel ya. Tasarım fena değil arkadaşlar. Tasarım güzel ya. Kapro adamım. Mümkün derece bana bulaşma. Fena değil ya arkadaşlar. Güzel yapısal olarak falan. İyi yapmışlar ya. Bakın burada da su var. Hadi oraya da bir gir. Ama burada plan olacak. Kesin plan olacak. Fakat sizin için şöyle bir bakayım isterseniz. Hemen hızlı bir şekilde. Evet. Kurbağalar falan filan. Bu kadar mı yapı olarak verilen yer? Evet, piranaları gördüm ben. Siz de görmüşsünüzdür. Kurbağalar falan. Tamam. Şu sağda bir şey var mı? Oraya bakalım. Muhtemelen burada da yok. Tamam, burası zaten etrafa çıktığımız yerler. Görsellik katmışlar arkadaşlar. Haritaya görsellik, bayağı bayağı görsellik katmışlar yani. Onu inkar etmeyelim. Güzel. Heykeller falanlar filanlar güzel. Şurada bir yapı var. Gene fark ettim şu an 30 dakika yakın bir süre yapmışız. Genelde bir 20 dakika falan yapalım demiştim ben. Nedense arkadaşlar çıktıkça çıkıyor, çıktıkça çıkıyor. Yani geçemiyorum, neyse geçemiyorum. Zaten amacımız keşfedeceğiz haritayı. O yüzden de yeni yerler gördükçe tabii ki ayrıca bakmam lazım. Yalanlar ama güzel yani. Ben fena değil abi, sevdim, harita çok güzelmiş. Tabii asıl bozuk yerler henüz gitmedik, o ayrı konu. Baksanıza her tarafta yıkık virane yerler. Center'da da böyle. Center'da o yüzden çok seviyorum. Center'da da böyle yıkık yerler falan çok biliyorsunuz. Yani. Şimdi bataklık olayı da bu arkadaşlar. Bataklığı da gezmiş olduk. Başka bir yapı falan gözükmüyor. Tamam. Başka yapı yok arkadaşlar. Tamam. Şu karşı tepede kaydımızı sonlandıracağız. Ona kadar da şu sahil tarafından gidelim. Başka bir şey var mı bir görelim. Bakın şu karşıda da aynı şekilde. Yine şelale var.
bayağı sulu bir harita. Sağdaki sütunların oradan geçtik zaten. Şu karşıdaki şelalelerin oradan dolaşıp mavi arka gideceğim. Bu bölüm sonlanacak arkadaşlar. Bundan sonra kışlığa çıkıyoruz. Bir tane de mağara keşfimiz var. Kışlıktaki mağara keşfini yapacağız. Fakat tabi görmeden de gitmeyeyim diyorum. Böyle yerleri gördükçe bakıyorum. Her yer şelaleler abi ya. Görsellik falan çok güzel. Bu haritayı PvE oynayacaksınız hanımlar beyler. Bu haritayı açın abi, lokalde PvE oynayın, tadını çıkarın. Su beni atar mı? Atmadı. Mağara var mı? Yok demek. Her yer şelale abi, baksana ya. Çok güzel beyzerleri var ya. Bilemedim, bir seri çekesim geldi şimdi burada, biliyor musunuz? Şöyle içesine bir alırdık keyfimizi ama bilemedim. Baksana abi. Ya buralar tamamen farklı farklı yerlermiş. Bak burası da çok iyi abi. Yine kırık köprüler her zamanki gibi. Savaş alanı gibi ya. Savaştan çıkmış bir şehir gibi burası. Şunda ne vardır bakalım mı? Bende drop modu yok arkadaşlar. Yeşil halkalıdan çıksa çıksa sapan çıkar, bir şey çıkar, narkotik çıkar ya. Başka bir şey çıkmaz. Evet arkadaşlar, bu yeşil alan da güzelmiş. Katman katman bakın. Güzel. Bayağı ilgi çekici abi. Alt katmanlar, üst katmanlar falan. Şöyle. Kurbağayla gezeceğim buraları ya. Şu an 20 FPS alıyoruz ama o ayrı konu. 30 FPS falan alıyoruz. Normalde 50 FPS falan alıyorumdur. Kayıt programında 20 FPS çalıyor benden. Beleşten. Bakın burada da bir yapısal olay var. Bu neymiş? Yalnız kutu göremedim ben arkadaşlar. Ragnarok'a henüz bilgilendirme kutularından gelmemiş galiba. Bakın şöyle bir kutu var ama bunlar açılmıyordu daha önceden, baktık. Vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz daha. Gördüğünüz gibi. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz da. Bir yazı falan yok. Toplanamaz diyor. Alete ihtiyacım vardı ya. Bilmiyorum. Şimdi kazma balta çıkartmam lazım. Kodda falan filan arkadaşlar. Onu oynayan arkadaşlar bakabilirler. Ne veriyor ne video. İki tane ada var burada. O adaya da bakalım. Var mı bir durumu? 30 dakikayı tamamlayacağız arkadaşlar. Çok rahat kesin yani. 30 dakika olacak gibi geldi bana. Balinalar. Fena değil. Otçul adasının olduğu yerler gibi. Buralara da güzel base yapılır aslında ama tabi savunması çok sakat orada. Tekneler falan sıkıntı yapar ama orası olmaz. Ama görsellik olarak PvE'de oynanabilecek yerlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar respawn olduğumuz yere geleceğiz. Bir de arka sıksa şey vermişler ya, okyanusun sahile vermişler yani. O biraz enteresan olmuş. Aynen, o biraz enteresan olmuş arkadaşlar, okyanusa vermişler ya. Tamam. Şurası ilerisi bizim ilk kayda başladığımız yer arkadaşlar. Oraya bakalım, orada bitirelim. Birkaç dakika daha uzun sürecek. Ama yani güzel. Görseller bayağı iç açıcı. Ben de merak ediyorum yani. Şu an siz ne kadar o haritayı biliyorsanız aşağı yukarı ben de o kadar biliyorum. Öyle söyleyeyim. Çok oldu. Çok uzun süre oldu ben oyuna, bu haritaya gireli. Bayağı oldu yani. Hatta bazı yerlerde, benim girdiğim yerlerde ağaç bile yoktu. Ağaç yoktu ya. Ağaç. Bakalım ne kadar düzenlemişler. Onu göreceğiz. Ben de bilmiyorum şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış. Hatalar düzeltilmiş mi? Buralar hep respawn yerleri arkadaşlar. Karakter oluşturduğunuzda geleceğiniz yerler burası yani. Bu sahillerde doğacaksınız muhtemelen. Burada ne var? Ha, benim adam nasıl soluyor ya?
Yıkılmış bir yapı. Geriye kalana diyeyim. Bak burada da gözler, gözler falan filan. Ne oluyor? Üstüne bir çıkalım. Oha. Baksana abi ya. Adamlar boş bulduğu yere şelale koymuş. Boş bulduğu yere şelale koymuş vallahi ya. Baksana koca koca yapılar falan yıkılmış yapılar mapılar. Adamlar boş bulduğu yere arkadaşlar şelaleye gömmüşler. Ya bak bunu hatırlıyorum. Arkadaşlar böyle bir yapı hatırlıyorum, köprü bunun altından geçiyorsun. Bir de böyle arada bir yerde bir tane daha iskelet vardı. Onu bulamadım yani görmedim şu an. Allah. Şu ana dek onu görmedik arkadaşlar. Onu da bakacağız bulabilirsek. O da hoş olur tabii ki. Fakat burada arkadaşlar boyuna şelale artı dinozor kemikleri. Ağırlık böyle. Şelaleler ve dinozor kemiklerinden geçilmiyor harita. Baksanıza. Kartallar var. Griflin var mı? Griflin var mı? Acaba yok. Kemik abi görüyorsunuz arkadaşlar. Kemik. Her yer kemik. Her yer şelale. Bak burada şelale. Orada şelale. Orası göl. Burası şey. Falan. Alayına şelale abi. Alayına şelale. Tamam. Neyse arkadaşlar. Şimdi uzadıkça uzuyor konu. Farkındayım ben de. Şöyle bir sonlandıralım. Şimdi ben ilk kayda başladığım yere geleceğim. Burası pek yabancı gelmedi bana. Bak bir daha. Görüyor musunuz? Sahiller hoş, güzel, fena değil. Evet arkadaşlar, şurası bizim Rex'e benziyor ama o Rex'tir lan bakayım de bayağı büyük Rex yani. Belki de değildir bilmiyorum. Bayağı kocaman bir şey. Tamam arkadaşlar, burası da bizim ilk kayda başladığımız yer. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzün sonu burası. Part 2 böyleydi. Üçüncüsünde arkadaşlar kışlığa gideceğiz. Kışlıkta bildiğim bir tane mağara var. Oraya bakacağız. Başka neler var bilmiyorum. Beraber keşfedeceğiz. Fakat bölüm 3 bundan ibaret arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar tabii bu arada es geçtiğimiz yerler muhakkak var. Kesinlikle var. Onu bilen arkadaşlar yorum olarak atarsa biz de onları keşfederiz. Takipçilerimiz olarak veya sevenlerimiz olarak arkadaşlarımız da bilgilenir. Faydamız dokunur diye düşünüyorum ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Destek için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Yorumlarınız benim için cidden çok önemli. Sohbet etmek falan da hoşuma gidiyor. Ama şimdilik bu kadar. Part 3'te görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.